üreten imparatorlukların başkenti. İçinden geçen deniziyle dünyanın en güzel, en büyüleyici kentlerinden biri. 13 milyondan fazla yaşayanıyla Portekiz, Belçika, İsveç gibi ülkeleri geride bırakan bir kent. Ona sevdalı yüreklerin diyarı, şehirlerin sultanı İstanbul. Tarihin başkenti olduğu kadar yeniliklerin de başkenti olan İstanbul bundan tam 3 yıl önce yine tarihi bir adım attı. Sarıgazi, Yenidoğan ve Samandıra beldelerinin birleşmesiyle İstanbul'un geleceğini yazacak bir ilçe, genç Sancaktepe doğdu. İstanbul'un bu en genç ilçesi için vakit, ilkeli ve istikrarlı bir gelişim vaktiydi. Her şeyin başı sağlık sözünden hareketle, bölgenin tarihinde görülmemiş bir sağlık seferberliği başladı. Sadece bölgenin değil, İstanbul'un en donanımlı ve en iddialı sağlık kompleksi, Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temeli atıldı. Vatandaşlarımızın en temel hakkı olan sağlık hizmetleri, onların ayaklarına kadar gelmeliydi. Birbirinden modern aile sağlığı merkezleri ilçenin dört bir köşesinde birer birer hizmete geçti. Büyük hedefi olanlar daima büyük düşünmeli. Tıpkı kültürel alanda dev adımlar atan genç Sancaktepe gibi. Kentin en kapsamlı kültür sanat kongre merkezleri, devasa kütüphaneler, birbirinden görkemli nikah salonları. Sadece 2,5 yılda bu yüzyıla damgasını vuracak bir medeniyetin temelleri atıldı. İstanbul'un en genç ilçesi, gençlerine en iyisini vermeliydi. On binlerce çocuk ve gencimiz, dünyanın en gelişmiş kentlerindeki yaşıtlarıyla aynı olanaklara sahip olmalıydı. Bilgisayarlar, kitaplar, rehber öğretmenler, profesyonel eğitimciler. Ne mutlu ki artık genç ilçe Sancaktepe'de ayrıcalıklı bir eğitim alan on binlerce çocuğumuz yaşıyor. Ne mutlu ki ilçemiz artık geleceğe umutla bakıyor. Sancaktepe'deki gelişimin bir diğer ayağını da sportif faaliyetler oluşturuyor. Bir yandan yeni spor sahalarının inşası hızla biterken, diğer yandan yarının milli sporcuları için yeni projeler geliştiriliyor. Kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, stadyum ve spor kompleksleri birer birer hizmete giriyor. Yarının dünya çapında sporcuları belki de şu anda bu tesislerde idman yapıyor. Genç Sancaktepe'de gelecek, modern bir eğitimle şekillenecek. Akıllı tahtaları, kapsamlı kütüphaneleri, bilgisayar sınıfları, laboratuvarları ve zengin olanaklarıyla yepyeni okullar geliyor. Genç Sancaktepe'nin geleceği bu okullardan mezun olacak çocuklarımızla parlıyor. Gözlerimiz yeşile doyuyor, çevre yatırımlarıyla tüm Sancaktepe nefes alıyor. İstanbul'un yeni seyir terası, Safa Tepesi. Çocuklarınızın güven içinde oynayacağı parklar. Ve içinize çektiğinizde size hayat veren taptaze bir hava. Yepyeni parklar ve mesire alanları önümüzdeki yıllarda da açılacak. Genç Sancaktepe'miz İstanbul'un en çok imrenilen ilçesi olacak. Altyapı ve prestij cadde projeleriyle kentimizin çehresi değişiyor.
Son 2,5 yıldır iş makineleri gece gündüz demiyor, durmaksızın çalışıyor. Sancaktepe'nin dört bir yanında yeni kavşaklar açılıyor, yeni yollar yapılıyor. Bir zamanların ulaşılması zor bölgesi, geniş caddeleri ve yapılmakta olan metrosuyla şimdiden tüm İstanbul'a parmak ısırtıyor. Gelişim kadınlarımızı da kapsıyor. İlerlemenin sırrı kadınlarımızı da aile ekonomisine katkı sağlayacak şekilde eğitmekten geçiyor. Birer birer açmaya başladığımız sanat ve meslek kurslarında yüzlerce ev hanımı altın bileziğe kavuşuyor. Veren el, alan elle mahcubiyet olmadan buluşuyor. Yardımlaşma geleneğimiz ilçemize özel yöntemlerle yaşatılıyor. Mutluluklar sevgi mağazamızda, aş evimizde paylaştıkça çoğalıyor. On binlerce Sancaktepeli göz kamaştıran etkinliklerde buluşuyor. Tiyatrolar, konserler, şenlikler, kültür turları ve tabii ki geleneksel yağlı güreş etkinlikleri. 7'den 70'e her Sancaktepeli yıl boyu süren onlarca farklı etkinlikte buluşuyor. On binlerce hemşerimiz bu ilçede yaşamanın haklı gururunu yaşıyor. Burası sadece 2,5 yılda 49 dev projeyle tarih yazan Sancaktepe. Burası Genç Gelecek projesiyle Türkiye birinciliği kazanmış İstanbul'un en genç ilçesi. İstanbul'un en genç belediyesi Sancaktepe Belediyesi iyi bir işin altına imza attı. Genç belediye diye özellikle derim çünkü Genç Gelecek diye bir projesi var ve ödül aldı bu proje. İsmail Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Genç Belediye, Genç Gelecek projesi. Nedir bu proje ve ne ödülü aldık? Ben onu söylemeyeyim. Başbakan Erdoğan'ın elinden de ödül aldınız. İstanbul'un en genç belediyelerinden Sancaktepe Belediyesi Genç Gelecek projesiyle birincilik ödülü aldı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreninde Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Sayın seyirciler, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yerel yönetimler ve gençlik projelerinin ele alındığı yarışmada Sancaktepe Belediyesi birincilik ödülüne layık görüldü. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen yerel yönetimler ve gençlik projelerinin ele alındığı yarışmada Sancaktepe Belediyesi Genç Gelecek projesiyle birinci oldu. Birincilik ödülünü Belediye Başkanı İsmail Erdem'e Başbakan Erdoğan verdi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Gençlik Projesi isimli yarışmada Sancaktepe Belediyesi Genç Gelecek Projesi ile birincilik ödülüne layık görüldü. Sancaktepe Belediyesi hizmet yarışında hızlı adımlarla ilerliyor. Bakın, AK Parti bir yarışma düzenledi. Belediyelerin gençlik projelerinin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birincilik ödülünü Başbakan Erdoğan'ın elinden Sancaktepe Belediye Başkanı aldı. Ankara'da düzenlenen törenle Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem birincilik ödülünü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ellerinden aldı. Biz yaptıklarımızı asla yeterli görmüyor, Sancaktepe için yapılacak daha birçok proje olduğuna inanıyoruz. Tek engelimiz ise zaman. Onu da azami biçimde kullanarak her dakikasını değerlendiriyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir ilkesiyle çalışmanın da bir çeşit ibadet olduğuna inancımız tam. Hedefimiz 3 yaşındaki ilçemizi geleceğin İstanbul'una örnek ilçe haline getirmek. Ben ve ekibim bunun için tüm gücümüzü ve yüreğimizi ortaya koyuyoruz. Bu özel ilçeye şöyle bir göz attığınızda dikkatinizi hemen çeken bir değişime şahit oluyorsunuz. Yeni açılan yolların, yenilenen parkların, sağlık merkezlerinin, tüm altyapı ve üst yapı faaliyetlerinin ötesinde bir değişim bu. Geleceğe umutla bakan, temel sorunlarını el birliğiyle aşacaklarına inanan ve kendilerini İstanbul medeniyetine ait hisseden Sancaktepelilerin gözlerinde şahit olduğunuz bir değişim.
Evet, gözlerinde kararlılığın ve umudun pırıltısını taşıyan yüz binlerce Sancaktepeli değişimi takip ediyor ve daha da güzeli bu büyük değişime ortak oluyor. İstanbul medeniyetine hizmet etmek için gece gündüz çalışıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da diyoruz ki Sancaktepe'deki gelişimi takip edin.